Herkese merhabalar, ben Doktor Mustafa Üye. Oruç tutmak Akdeniz diyeti yapmaktan daha faydalı çıktı. Biliyorsunuz ki bilimsel araştırmaların çoğu en sağlıklı yaşam tarzına sahip olan kişilerin Akdeniz diyeti uyguladıklarını gösteriyor. Ancak yakın zamanda yapılan bir araştırma oruç tutmanın Akdeniz diyetinden bile daha faydalı olduğunu gösteriyor. Son zamanlarda oruç tutmanın faydalarını gösteren yüzlerce bilimsel araştırma yapıldı. Bu konuyla ilgili Almanya'da yapılan ve Nature gibi önemli bir dergide yayınlanan bilimsel bir araştırmadan bahsedeceğim. Tansiyonunu normale döndürmek için yeme alışkanlıklarını değiştirmek isteyenler bu işe oruç tutmakla başlamalılar. Bu araştırma hastaların uzun vadeli sağlıklarını iyileştirmek için neden oruç tutması gerektiğini açıklıyor. Metabolik sendrom, kalp krizi, felç gibi pek çok risk taşır. Tedavi, hastaların kilo vermesini, lipid, şeker ve tansiyon mekanizmasını normalleştirmeyi hedefler. Egzersize ek olarak doktorlar düşük kalorili ve sağlıklı bir diyet önerirler. Genel olarak da ilaç tedavisi gereklidir. Araştırmada metabolik sendromlu ve hipertansiyonlu 71 gönüllü yer aldı. Bu kişiler iki farklı gruba ayrıldı. Her iki grup da yüksek tansiyonla mücadele için tasarlanan ve Akdeniz diyetine benzeyen DASH diyetini 3 ay boyunca uyguladı. Akdeniz tarzı diyet çok sayıda meyve ve sebze, yüksek lifli ürünler, kabuklu kuru yemiş, bakliyat, balık ve yağsız beyaz et içerir. İki gruptan biri DASH diyetini uygulamadan önce 5 gün boyunca herhangi bir katı gıda tüketmedi. Araştırma başyazarı sağlıklı bir diyetin tansiyon üzerinde olumlu etkisi olduğunu, diyetin başında oruç varsa bu etkinin daha da yoğunlaştığını söylüyor. Sağlıklı beslenmeye 5 günlük oruçla başlayan grupta kilo verimi artarken antihipertansif ilaç kullanımı uzun vadede düşük kalmış. Oruç süresince proinflamatuar T hücrelerinin sayısı düşerken düzenleyici T hücrelerinin sayısı artıyor. Akdeniz diyeti iyidir ancak oruç tutmak daha iyidir. Oruç bağırsaktaki koruyucu mikroorganizmaların çoğalması için hızlandırıcı bir görev yapar. Bağırsak bakterileri bağışıklık sistemiyle yakın temas halinde çalışır. Bağırsak bakterileri oruç esnasında büyük ölçüde değişir. Tansiyonu düşürmeye yardımcı olan faydalı bakteriler çoğalır. Bu değişikliklerin bazıları oruçtan sonra gıda alımına başladıktan sonra bile kalır. Bir tane tansiyon ilacı bile unutulduğunda normal olarak maalesef tansiyon tekrardan artar. Araştırmacılar bir kişinin diyet ve ilaç tedavisine olumlu yanıt verip vermemesinin kişinin bağırsak mikrobiyotasına ve bağışıklık sistemine bağlı olduğunu gözlemlediklerini söylediler. Yüksek lifli ve az yağlı bir diyetin fayda vermemesi bağırsak mikrobiyotasında faydalı bakterilerin yeteri kadar olmamasıyla mümkündür. Bilim insanları bu sorunu yaşayanların verdikleri çabaya değmediğini ve buna bağlı olarak da eski sağlıksız alışkanlıklarına geri döndüklerini söylüyor. Bu nedenle bir diyeti oruçla birleştirmek iyi bir fikirdir. Oruç bağırsaktaki koruyucu mikroorganizmaların hızlı bir şekilde çoğalmasını sağlar. Araştırmacılar orucun sağlığı hızlı bir şekilde iyileştirdiğini, hastaların tansiyon ilaçlarını azaltabileceklerini hatta tamamen bırakabileceklerini söylüyor. Bu sonuçta uzun vadede sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemeleri için hastaları motive edebilir. Lütfen bu videoyu oruç tutanlara, tutacaklara ve tutmayı düşünenlere gönderin. Bu çalışmanın kaynağını aşağıda paylaşacağım. İleri okuma yapmak isteyenler oradan göz atabilirler. Kanalımızda Ramazan orucunun bilimsel faydalarını anlatan detaylı bir inceleme videosu paylaşacağım. Yayınlandığı zaman aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki sağlıklı yaşam videolarında görüşmek üzere, hoşçakalın.